Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2019'da kendi takımınızı nasıl oluşturacağınızı anlatacağım. Ee, kendi takım formalarınızı yapıyorsunuz öncelikle. Bunu PES Master'dan yapabilirsiniz. Benim bildiğim sadece orası var. Ee, sonra buradan resimleri içe aktar diyorsunuz. Ben tabi hazırladım. İlk şeye giriyorsunuz. Ondan sonra 4 tane forman var mesela. Tüm resimleri içe aktar diyorsunuz. Buradan e, okeyliyorsunuz. Hemen sizin burada ya 10 saniyenizde hemen aktarılıyor içeri. Sonra buradan çıkıp e, Mesela ilk Takımınızın stadyumunu mu ayarlamak istiyorsunuz? E, mesela Buradaki stadyuma siz kendi yani takımınızın adını yazabiliyorsunuz buradan Yapıp silip Şey yapabiliyorsunuz kendi takımınızın adını yazabiliyorsunuz Benimki işte bir vodafone fark var e, sonra bir de Kuru, Kuru kafa spor kompleksi var e, Sonra buradan e, menajer de, deyip Mesela siz buradan e ee, kimin fullam yapmak istiyorsunuz? Buradaki bu menajer canı ya işte herhangi bir takımda olabilir. Mesela bu adamın e, form şeyini menajerini silip kendi adınızı, kendi vatandaşlığınızı yazabiliyorsunuz ve kendi resminizi ekleyebiliyorsunuz. Ben daha eklemedim bunu. Sonra e, buradan hemen geri geliyorum. Sonra e, takımlar diyorsunuz. Mesela siz full mı yapıyorsunuz ya e, buradan takım ambleminizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela benim amblemim kuru kafa biliyorsunuz. Evet işte o yüzden burada böyle. Sonra e, buradan takım rengini değiştirebiliyorsunuz. Stadyumu değiştirebiliyorsunuz. Formayı değiştirebiliyorsunuz. Hemen ben size bir tane örnek göstereyim. Şuradan resmi yapıştır diyorsunuz. Forma B'ye giriyorsunuz. Tabii ki nereye kaydettiyseniz. Burada daha önceki güncelleme yaptığınız için sizin en alttadır o zaman formanız. Ben bugün oluşturduğum kırmızı beyaz bir formam vardı. Onu da size gösteriyorum arkadaşlar. İşte böyle yapıyorsunuz. Tabi bunu sileceğim şimdi. E, yaptım benim kendi takımım var sonuçta. Buradan siliyorsunuz. Sonra rakip takımları oluşturabiliyorsunuz. İç sahada iş adını ya mesela iç bu spor mı istiyorsunuz? Burayı yapabiliyorsunuz. Vodafone parkı yap yani illaki benim onu yaptığım diye onu yapmanıza gerek yok. Rakip takımlara da istediğiniz takımları seçebiliyorsunuz tabii ki buradan. Pankart olarak 4 tane de pankart hazırlayabiliyorsunuz. Her şeyi anlattım arkadaşlar. Ee, bu videonun da burada sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olup attığımız videolara like atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.